Evet, bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akay'ın ziyaret sebebimiz 6 Mayıs 1972'de Türkiye halkını yetiştirdiği 3 yiğit filanın dar ağacında ilan edilmesinin 40. yılı. Elbette 40. yıl bizim için önemliydi. Her şeyden önce bu yaşımıza gelmişiz, Deniz Gelmiş'in mezarını görmemiştik. Geçen sene Deniz Gelmiş'lerin avukatı olan, onlarla bütünleşmiş Halit Çelenk'in ölüm yıl dönümünde yine Karşıyaka mezarlarına gittiğimizde Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in mezarları tıklım tıklım doluydu. Deniz'in mezarından evet bir avuç toprak getirdik. Bunu başkanla daha önce paylaşmıştım. Evet, toprak sevdalısı değiliz. Toprağı bunun altında yatmak için severiz. Ancak şimdi başkanımıza vereceğimiz bu defne Deniz'i sembolize ediyor. Başkanın boyun olduğuna bakmayın, Deniz de böyleymiş. Evet, 1.92 metre boyunda. Özellikle bunu seçtik. Şimdi bu defnede onurun, asaletin sembolü. Deniz Gelmiş'in mezarından getirdiği toprakla birlikte ona bir can, ona bir bağımsızlık, ona bir Türkiye, bağımsız Türkiye ruhu vermek istiyoruz. Öncelikle başkanımı bunun için buraya davet edeyim. Vallahi çok duyurulur. Evet. Gerçekten buna bir can suyu lazım tabii. Evet. Su verelim. Bunu şuradan açarsan şey bozulur. Onun için de ben çaktım bana. Evet. Evet, açılmıştı. Buyurun başkanım. Pet şişe ya. Ulan lan. Ne şeyi gösterdim. Nasıl? Ben pet şişe gidiyorsun. Evet, böyle. Başkan hemen. Bekle döksün ondan sonra. Herkes oradan bir kutu şey alsa, toprak alsa biter. Üstü açılmaz mı? Ver. Bekle orada. Suyu verelim. Evet, bu can suyu alkışlarım. Defneye falan güzel kokar diye biliyorum onun için. Kuruyor, kokuyor, kurduğu zaman kokacak. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi aynı zamanda Deniz Gelmiş'in toprağını getirdik fakat Deniz Gelmiş'in görüntüsünün anısının da başkanımızda olmasını istiyoruz. Mutlaka daha önce seyretmiştik. Deniz Gelmiş'in dar ağacında söylediği son sözler dahil yaşamını ve kendisinin mücadelesini anlatan bir CD'miz var. Başkanımız ayrıca çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu da şey mi? Evet, Reza Bey. Başkanımıza 68 kuşağı ve Deniz Gelmiş'i anlatan bizim adı CD'miz. Kitap. Şimdi bugün günün başka bir anlamı var. Bizim açımızdan da, başkanımız açısından da. Belki başkanımıza 1 Mayıs'ta fısıldadık, sürpriz olmayacak ama Tümbersen Antalya Şubesi olarak da ilk defa bu sene geleneksel olması için Deniz Gelmiş ve Bağımsızlık Ödülü veriyoruz. Zaten bu defneyi de o anlamda takdir edersiniz ki defnenin dedik asaleti, onuru temsil ediyor. Neden Mustafa Akay? Ya belediye başkanımız olduğu için, bize iyi toplu sözleşme yaptığı için değil. Mevcut yöneticiler eliyle Kurtuluş Savaşı üzerinden kazandığımız ulusal ve sosyal değerlerin, küresel sermayenin daha fazla sömürü ve kar hırsına kurban edilmesinin ortaya çıkardığı yıkıcı sonuçlardan başta Antalyalılar olmak üzere tüm halkımız ve en çok da biz emek, demokrasi güçleri etkilenmektedir. Sömürüye karşı bağımsızlığı, faşizme karşı demokrasiyi, savaşa karşı barışı ve karanlığa karşı aydınlığı savunan sendikamız 6 Mayıs 1972'de ilan edilen 3 fidan arasında başlattığımız ve geleneksel hale getireceğimiz Deniz Gelmiş ve Bağımsızlık Ödülünü bu sene ilk defa Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akay'la veriyoruz. Elbette bu ödülün ilk olarak Mustafa Akay'ın verilmesi tesadüf değildir. Belediye başkan adayı olarak daha seçilmeden hazırladığı seçim programı ve 3 yıl içerisinde gerçekleştirdiği uygulamalar üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda 1. Yurtseverliğin sembolü olan Nazım Hikmet Anıtı'nın açılması. 2.
İnsan hakları ve demokrasi mücadelesinin kadın kahramanı Türkan Sayran Hekeli açıklaması. 3. Antalya'yı havası, suyu ve doğasıyla koruyarak altyapı hizmetlerinde ihtiyaç duyan tüm malzeme girdilerini kendi imkanları için üretmek için kurduğu kurma organize tesisleri, Sayın Başkanımızın aynı zamanda demokrat, ilerici, aydın kişiliği, ülke ve dünya sorularına karşı duyarlılığı, yetmedi taraf olarak katılma isteği bizim deniz gelişi ve bağımsızlık ödülünü vermemizi hak ettiğini düşünüyoruz. Kendisine onun için de bu ödülü takdir ediyoruz. Bravo. Alıyorum ben. Yani böyle bir ödül hak edecek bir şeyler yaptım, yapmadım. Bu tabii sizin takdiriniz. Ben kendi kendime takdir de bulunamam. Ama beni çok duygulandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Benim bugüne kadar aldığım iki çok güzel ödülden birisi bu. Bunu bir sürpriz gibi karşılıyorum. Yani böyle bir dönem beklemiyorum açıkçası. İkincisi de 2008 yılında o zamanki üniversite arası kurul başkanı olarak verdiğim mücadeleden sonra emekli Antalya'da öğretmenlerin bana getirdiği Guernico fotoğrafı, resmin daha doğrusu Picasso'nun çok beni onurlandırmıştı. Kremimde baş köşede taşıyorum. Bunu da tabii Oyan çok özel bir şekilde bakmak tabii ki. Seçtiğiniz ağaç çok özel bir ağaç. Gerçekten ilahi, tanrısal bir değeri var. Evet. Daphne veya şu anda yanında Defne. Çok iyi seçmişsiniz. Deniz Gezmiş aynı nesilde yaşadığımız, yani 68 kuşağını paylaştığımız arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. O zamanki ideolojik çizgimiz birbirine yakındı ama paralel değildi tam anlamıyla. Ancak yaptığı onurlu mücadelede, sınıf mücadelesinde, anti-emperyalist mücadelesinde, tam bağımsız Türkiye mücadelesinde gerçekten Türk gençliğine önde oldu ve kahramanca öldü. Hatta hangi bir şekilde öldürüldü de diyebiliriz. Çünkü bir devlete yakışmayacak şekilde intikam duygusuyla idam edilmişlerdir. Bunu bir katil işler olarak değerlendirmek mümkün ve hukukun da Türkiye'de çok zafiyet geçirdiği bir süreç olarak değerlendirmek. 40 yıl geçti ama anısını hala içimizde taşıyoruz ve sizin de emekten yana bir kuruluş olarak bunu değerlendirmeniz hakikaten beni çok duygulandırdı. Çok iyi bir iş yapmışsınız. Sanırım bir daha Türkiye'de, inşallah diyorum, bir daha Türkiye'de böyle vahim olaylar yaşanmaz. Böyle gencecik fidanlar, böyle avuk suluk iddialarla hiçbir şekilde insan öldürmeyen bu insanlar, kan dökmeyen bu insanlar böyle bir cezayla karşı karşıya kalmazlar. Ama içinde yaşadığım süreç bu konuda çok da garantili olmayan bir ufuk gösteriyor maalesef. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz.